Herkese merhaba arkadaşlar motor konu anlatım videolarımıza devam ediyorum bu üçüncü videomuz üçüncü bölümü çekiyoruz bugünkü konumuz yağlama sistemi arkadaşlar motorla ilgili diğer konuları çözmek istiyorsanız ya da izlemek istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına link bırakıyorum motorla ilgili tüm konu anlatımlı ya da motorla ilgili tüm sorular oradan izleyebilirsiniz. İlk yorum ya da bu videonun açıklama kısmında var arkadaşlar linkler. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, baştan sona dikkatli izlerseniz mutlaka faydalanırsınız. Sosyal medyadan da bizi takip ederseniz iyi olur. Hemen başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar yağlama sistemi ile ilgili kısa bir özet şeklinde konu anlatımının arkasından başlayacağım. Konu anlatımımız kısa olacak. Fakat işinize yarayacak tüm konuları anlattım. Yani ehliyet sınavında çıkabilecek çıkma ihtimali olan yerleri hiçbirini es geçmemeye çalıştım. Şimdi çalışma prensibi, karterde depolanan, bakın karterde depolanan tek tek analiz edeceğiz. Karter ne şu? Karterde depolanan motor yağı, yağ pompası ile basınçlı olarak hareketli motor parçalarına gönderilerek parçaların yağlı bir ortamda çalışmasını sağlar. Karter dediğimiz arkadaşlar şu parça, bu yağın deposu, yağ depolu giden kısım karterdir. Unutmayın, onu çık sorarlar çünkü sınavda ne yapıyormuş pompa sayesinde şu pompa sayesinde bu pompa gönderiyor işte kalp gibi düşünün arkadaşlar aracın kalbi gibi düşünün bunu hani insanda da kalp gönderir ya vücuda pompalar ya kalbimiz burada da aynı şu yağ pompası aracın yağ ihtiyacı olan yerlerine pompalıyor bu yağ şimdi yağlama sisteminin parçalarını tek tek analiz edelim Carter, motor yağına depolu gider çıkar sınavlarda arkadaşlar. Ehliyet sınavlarında çıkar bu soru çokça. Karter nedir diye. Yağ pompası şudur. Yağ basınçlı olarak hareketli parçaların üzerine gönderir. Rad üstünde pompa. Yağ filtresi şu arkadaşlar. Yağı temizler, filtreler, süzer. İçindeki pislikleri, tortuları alır. Yine bu da çok çıkar. Yağ çubuğu. Bu arkadaşlar yağ çubuğu. Yağ çubuğu ile ilgili de soru geliyor sık sık sınavda. Bu arkadaşlar neymiş? Yağın seviyesini gösterir Arkadaşlar bu çubuk sayesinde bunun üzerinde işaretler var. Bu çubuk sayesinde aracın yağını ölçüyoruz biz. Ee, orta seviyesinde olacak çubuğun. Orta. Mesela bunun üzerinde işaretler vardır. Şu şekilde 2-3 tane. Orta seviyedeki idealdir. Araç yağ seviyesini ölçer. Yağ müşürü yağlama basıncını iletir. Bu nereye iletir? Yağ göstergesine. Yağ göstergesi de şurası arkadaşlar. Şu işaret bak. Az sonra göstereceğim detaylıca. Şimdi bu parçalar en çok çıkanlar. Hepsinden çıkma ihtimali var soru. Onun için dikkatli öğrenin. Şimdi geçelim. Yağlama sisteminin görevleri. Genel bir manasıyla nedir? Yağlama sistemi arkadaşlar biliyorsunuz evlerimizde de makinelerimize, kapılarımıza, pencerelerimize yağ sürüyoruz. Niçin gıcır gıcır etmesin, birbirine sürtünmesin parçalar, daha rahat hareket etsin diye. Bu da aynı, motordaki aşınmayı önlüyor. Çünkü parçalar birbirine sürterse aşınıyor aynı zamanda. Yağlama sisteminde de arkadaşlar motordaki aşınmayı önler. Motorun soğumasına yardımcı olur. Zaten ısınmaz arkadaşlar. Performanslı bir yağ varsa araçta ısınması gecikir. Motorun temizlenmesini sağlar, sarsıntısız ve sessiz çalışmasını sağlar. Yağlama sistemin arızaları nelerdir? Yağlama sisteminde herhangi bir arıza durumunda sürücü panosunda yağ lambası, yani herhangi bir arıza varsa yağlama sisteminde gösterge panelinde şu işaret yanar. Kırmızı renkli. Bu durumda araç hemen durdurulup kontağı kapatmalısınız. Tabii ki arkadaşlar şöyle söyleyeyim, araç çalışırken, yolda giderken bu işareti görürseniz derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Yine yağlama, yağ lambasının yanmamasının sebepleri, yani yağ lambasının yanmasının pardon, niçin yanabilir? Bu yağ lambası yandığından durmamız gerekiyor ya, niçin yanmış olabilir, nelerden şüphelenmeliyiz? İşte şüphelenmemiz gereken nedir? Karterde yağ kalmamıştır. Karter dediğimiz neydi az önce gösterdik? Yağın deposu işte. Şu arkadaşlar, bak yağ deposu. Karter contasında kaçak vardır. Yine kaçak vardır o karter yağ deposunda. Dolayısıyla yağ eksiltmiştir araç. Yağ müşiri kısa, de, kısa devre yapmıştır. Yağ müşirimiz neydi arkadaşlar? Bak yağlama basıncı iletiyordu gösterge paneline. Yağ pompası ve yağ filtresi arızalıdır. Bu tür durumlar olursa yağ lambası yanabilir. Eğer yanarsa araç hareket halindeyken ne yapıyoruz? Aracı derhal durdurup stop ediyoruz. Şimdi önemli birkaç hatırlatma daha yapalım burada. Çok çıkanları buraya derledim arkadaşlar. Yağ lambası yanıyorsa araç hemen stop edilmeli. Belirli kilometrelerde yağ ve yağ filtresi değiştirilmelidir. Zamanında değiştirilmezse yağlama sağlığı olmaz. Motorda yağ külbütör kapağından konulur. Külbütör kapağından bakın yağ çubuğunun olduğu yerden değil. Külbütör kapağı. Unutmayın, sınav sorusudur. Yağ nereden konulur? Külbütör kapağından. Motor yağı Günlük kontrol edilmelidir. Düz bir zemin alıyorsunuz aracınızı. O şekilde kontrol ediyorsunuz. Az sonra ondan da bahsedeceğim. Motor yağ seviyesi yağ çubuğunun az önce gösterdiğimiz yağ çubuğun iki çizgi arasında olmalı. Silindirler aşındıysa motor yağ yakar. Silindirler aşındıysa yağ yakan motorun egzoz dumanı mavi renkte çıkar. Bu da sınav sorusu. Motor yağı değiştirildiğinde motorun sıcak olmasına dikkat edilir değiştirileceği zaman motor bir süre çalıştırılır. Çok şey değil. Motor yani peki nasıl kontrol ediyoruz? İşte arkadaşlar motor yağ seviyesini araç 15-20 dakika çalıştırdıktan sonra düz bir zemine park edeceksiniz. Düz bir zemin bakın. Çünkü çubuğu sokacağız ya bu yukarıdan motor yağ çubuğunu. Onun düz bir zeminde olması önemli. Daha sonra 4-5 dakika beklettikten sonra yağ çubuğunu çekip temizleyip tekrar yerine takarız. Yağ seviyesini kontrol ederiz. Yağ seviyesi çubukta belirtilen iki çizgi arasında ise motor yağı yeterlidir. Motor çalışırken yağ lambası yanarsa az önce bahsettik fakat burada bir kere daha özetleyelim. Karterde yağ yoktur. Yağ pompası arızalanabilir. Yağ filtresi tıkanmıştır. Yağ müşürü arızalanmıştır. İşte burada da bahsettik az önce. Yağ contasında kaçak vardır. Pompa ya da filtre arızalı olabilir. Bunlar çok çıkıyor diye ısrarla bahsettim. Şimdi konu anlatım kısmımız bitti. Bununla ilgili Milli Eğitim bize neler sorabilir ve neler sormuş bu zamana kadar? Onları tek tek çözelim arkadaşlar. Hepsini çözemeyeceğiz çünkü bayağı bir soru var bu konudan. En azından çok çıkan 15-20 tane soruyu çözeceğim. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoları beğeniyorsanız like atın, yorum yapın. Emoji de olsa bir yorum yaparsanız en azından ben de insanlar videoyu beğeniyor diye devamını getiririm videolarımın. Fakat işte beğeni çok az olursa veya yorum olmazsa ben de tekrar devamını çekmiyorum. nasıl izlenmeyecek herhalde çok beğenilmedi diye çekmiyorum devamını. Eğer videonun devamını çekmemi istiyorsanız bu şekilde daha çok video çekmemi istiyorsanız beğenin. Evet yağlama sistemi ile ilgili sorularımız. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? Şarj, marş, ateşleme, yağlama. Cevabımız nedir? Yağlama sistem parçalar yağladığı için parçalar birbirine sürtünmüyor. Sürtünmediği zaman da aşınma olmuyor geçtik. Birbiri üzerine hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre verimli çalışmasını sağlayan sistem. Yağ, şarj, marş, ateşleme. Teması önlemek, verimli çalışması, aşınma. Bak, aşınma kelimesini görürsen yağ. Cevap nedir? Yağlama sistemi. Şu şekil bir soru sormuşlar, görsel bir soru. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde Yağlama sistemi ile ilgili şekildeki yani şu işaret yanarsa ne yapılması gerekir diyor. Cevabımız neydi? Yukarıda söyledik. Aracı durdurup kontağı kapatıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağın basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? Karter neydi arkadaşlar? Yağın deposu. Depodaki yağ parçalara gönderen sistem yağ müşürü, yağ pompası, yağ filtresi, yağ çubuğu. Tabii ki nedir? Yağ pompası. Pompalıyor arkadaşlar. Bu kalp gibi düşünün. Yağı gönderiyor basınçlı olarak püskürtüyor. Motora yağ nereden konulur? Arkadaşlar bu soruların hepsi çıkmış. Çıkabilir. Çıkmamış ama çıkma ihtimali olanlar da var burada. Onlar da ben hazırladım. Tabii ki nereden konulur? Az önce söyledik. Sübap. Yani külbütör kapağından. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motora yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez? Yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi. Cevap nedir arkadaşlar? Tabii ki yağla ilgili bir şey sorduğuna göre yağ filtresi. Yağ filtresi ne işe yarıyordu? Araca koyduğumuz yağı süzüp temizliyor. Eğer bunun bakımını yapmazsanız bir süre sonra elektrikli süpürge gibi düşünün. Mesela evdeki sübürgelerinizde de filtreler bir süre sonra temizlemezseniz çekim gücü düşüyor performansı düşüyor. Bu filtrelerde arkadaşlar zaman zaman bakımı yapılıp değiştirilmezse yağın içerisinde bulunan tortular birikiyor, filtreler tıkanıyor. Yani o da yağlama yapmamasını sağlıyor aracın. Yağlamayı engelliyor. Birkaç bir soru daha çözelim arkadaşlar. Çok da uzamasın video. Yine bunlarla ilgili burada çözmediğim sorular mutlaka gün içinde deneme sınavı olarak paylaşırım. Orada da yer alır arkadaşlar. Burada en önemlilerini çözmeye çalışacağım yine. Hangisi karterin görevidir? Karter neydi arkadaşlar? Ya depoluk ediyordu. Ya depoluk eder karter. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevi değildir? Çalışan hareketlenen parçaların temizliğini sağlamak, motorun soğumasına yardımcı olmak, motordaki aşınmaları önlemek, yakıt sistemine yardımcı olmak. Cevap nedir arkadaşlar? D seçeneği yakıt sistemiyle alakası yok bunun fakat hareketli parçaların temizliğini sağlar, soğumasına yardımcı olur, aşınmayı önler. Zaten yağın en önemli görevleri bunlar. Motor yağının kontrolü yapılırken yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır? Az önce çözdük, yine aynı soru denk gelmiş. İki çizgi arasında olacak cevabımız. Egzozdan mavi duman çıkmasının sebebi nedir diyor? Motor yağ yakıyordur. Silindirler aşınmıştır arkadaşlar. Yukarıda anlattık ya mesela bunu şurada hatta göstereyim ben size. Nerede? Heh, bak. Silindirler aşındıysa yağ yakar. Yağ yakan motordan egzoz duman mavi renkte çıkar. Motor çalışırken yağ lambası ekranda yanıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde değildir diyor bak. Radyatörde su yoktur. Kart harcı kaçak vardır. Yağ müşürü kısa devre yapmıştır. Yağ pompası, yağ filtresi arıza yapmıştır. Tabii ki Carter yağın deposunda kaçak olabilir. Kısa devre müşir, yağ müşiri. Yine yağ pompası, yağ filtresi arızalı olursa yapar. Fakat radyatör soğutma sisteminin parçası. O buranın alakası yok arkadaşlar yağlama sistemiyle. Motorda çalışan parçaların temizliği tabii ki yağlama sistemi arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet hangisi yağlama sisteminin parçasıdır? Yağ filtresi, su pompası, vantilatör, aks tabii ki yağ filtresi. Şöyle değişik. Evet motor çalıştığı sürece yağlamanın olup olmadığı aşağıdaki parçalardan hangisinden anlaşılır? Yağ göstergesinden. Çünkü eğer arkadaşlar yağ göstergesinde şey işareti yoksa yağ lambası işareti yoksa her şey yolundadır. Eğer yağ lambası simgesi yanıyorsa o zaman yağlamada bir sıkıntı vardır. Bunu nereden anlarız? Yağ göstergesinden anlıyoruz. Evet bu da değişik bir soru. Karterdeki yağ seviyesi normal çok altındayken motor çalıştırılırsa ne olur? Tabii ki yağ olmazsa ya da az olursa motor çok ısınır ve yanar. Yağ lambası sürücü panosu genellikle hangi renkte ifade edilir? C seçeneği arkadaşlar yağ lambası genelde kırmızı yanar. Yukarıda gösterdik yağ lambasını. Sürahiye benzeyen bir şey. Heh, şuna bakalım. Bu değişik bir soru. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? Şuradan. Tabii ki değerli arkadaşlar cevabımız nedir? Motor yağ konulur. Bu kapak ne? Bu kapağı ne kapağı diyoruz? Külbütör kapağı, yağ kapağı, e, subap, subap. Yukarıda söyledik bunu. Külbütör subap kapağından arkadaşlar konuluyor yağ biliyorsunuz. Cevabımız bu. Bazen de bunun ismini sorarlar işte okla çıkartıp bunun ismi nedir derler. Filbütör kapağı, sübop kapağı unutmayın. Motor yağının eksilmesine hangisi sebep olur? Fren balatalarının aşınması, karter contasının yırtılması, hava filtresinin kirlenmesi, rot ayarının bozululması. Cevap nedir? B seçeneği. Karter contası yırtılırsa arkadaşlar, yani yağın deposunun contası yırtılırsa sızıntı olur biliyorsunuz. Dolayısıyla yağ eksilebilir. Yağ çubuğunun görevi nedir? Yağın seviyesini ölçmektir. Bunu geçtik. Motordaki sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasını sağlayan sistem. Yağlama sistemi motor yağı arkadaşlar. Basit soruları geçiyorum. Ha şuna bak. İşte yağ göstergesi ışığı budur arkadaşlar. Yukarıda da göstereyim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı hangisidir? A seçeneği yağ basıncı ikaz ışığıdır arkadaşlar. Araç hareket halindeyken bu yanarsa ne yapıyoruz? Aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağ çubuğu. İdeal yağ seviyesi neydi? Yağ çubuğunda bulunan orta noktadaydı. İki, iki işaretin orta noktası. Aşağıdakilerden hangisinin normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür. Tabii ki motor ya. Arkadaşlar şimdi bir 15-20 tane soru çözdüm konuyla ilgili. İşte kısaca bir konuyu bahsettik. Arkasından 15-20 soru çözdük. Yine bununla ilgili daha fazla soru var. Fakat bu videoyu uzatmamak için en önemlilerini burada çözmeye çalıştım. Yine diğer sorular da gün içerisinde deneme sınav falan paylaşıyorum ya arkadaşlar. Orada mutlaka bulup çözün. Yani tek tek bulamazsınız ama deneme sınav şeklinde soru çözüm paylaşıyorum günlük. Onların içerisinde oluyor. Ama genel olarak bu videoyu baştan sona dikkatli dinleyip anladıysanız birçok Yağlama sistemi ile ilgili çıkabilecek neredeyse tüm soruları yapabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz buraya kadar izlediyseniz muhtemelen beğenmişsinizdir arkadaşlar bana destek için Lütfen ama lütfen sizden ricam beğenin beğen tuşuna basın Ücretsiz biliyorsunuz bunlar En azından ne kadar çok beğeni olursa ben de o kadar daha fazla video üretirim Beğeni olmadığı zaman arkadaşlar ben de demek ki beğenilmemiş deyip üretmeyi bırakıyorum Onun için bir sonraki videoda görüşürüz. Sınava gireceklere teşekkür ederim arkadaşlar. Başarılar dilerim pardon. Sınava gireceklere başarılar dilerim. Geçenler tebrik ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Arkadaşlar şu an kanalın ana sayfasına gidin. Deneme sınavları falan paylaştım. Ha şunu da söyleyeyim. Bu videonun açıklama kısmında bu motor serisi ile ilgili tüm videolar var. Onları da izleyin. Diğer konu anlatım videoları, soru çözüm videolarını izlemek istiyorsan bu videonun açıklama kısmına ya da Yorum kısmına bakın. İlk yorumu sabitliyorum genelde. Oradaki videolarda işinize yarar. Hoşçakalın.